Selam dostlar, bir dönüşüm videosuna daha hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Ben de her şey aynı devam ediyor. Yine dönüştürmeye devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Bugün elimizde şu şekilde bir parça var. Bunu bir binanın önünde buldum. Bahçesinin önünde buldum. Eskiden sanıyorum bir televizyon ünitesiymiş. Fakat artık harap bir halde. Şu alt tarafında ayakları varmış. Kontrplak, kalın bir kontrplak var altında. Ve bu parçayı kurtarabilirsem çok güzel olacak. Ama ayakların olduğu yerlerden tamamen parçalanmış durumda. Onun dışında yan tarafı çok güzel olan bir parça. Yanlarında masif bir ağaç var ve onun üzerine işlenmiş olan ince ince şey gibi duruyor. Zincir gibi duruyor. Sanki zincir gibi bir işleme yapmışlar. Ön tarafı MDF sanıyorum. Kaplamaları zaten yan tarafındaki kaplamalar tamamen gitmiş. MDF gibi de duruyor. Bakın, şimdi ben bunu bir temizleyeceğim, sökeceğim. Ondan sonra ne yapmak istediğime karar vereceğim. Çünkü elimde ne kadar parça kalacak bilmiyorum. Şöyle parçalar da var bu arada. Bunlar da herhalde şu öndeki çekmecenin parçalarıydı ama sadece 4 tane bir tahta parçası var. O yüzden de tekrardan çekmece yapmak için eğer öyle bir şey çevirmek istersem tekrardan bir çekmece yapmak zorunda kalacağım ben buna. Ama bilmiyorum tabii temizledikten sonra karar vereceğim neye dönüşeceğine. O yüzden ben şimdi bunları sökmeye başlıyorum. Söküp de parçaları elime alayım. Ondan sonra karar veririm ne yapacağıma ve tekrar konuşuruz zaten.
Kurtarabildiğim parçaları kurtardım, temizliklerini yaptım, kaba temizliklerini yaptım, kesimlerini de yaptım ve istediğim parçalara sahip oldum. Onları şöyle tarif edeyim size, bir yan taraflarını yapmak için şu parçaları temizledim ve çıkardım. Kurtarabildiklerim bunlar. Bunlardan yan tarafını yapacağım. Şu kısım küçük bir üst tablo olacak. Bunun da yan tarafını tamir macunuyla kırık yerlerini falan tamir ettim kestikten sonra. Bu parçaları bu yan kısma koyduktan sonra bunun montajını yapacağım. Şunları buraya monte edeceğim. Ondan sonra da iç kısmına geçeceğim. İç kısmına yine çekmece için parçalar kestim. O da şöyle. Bir kontrol plaktan çekmecenin tabanı, yine çekmecenin yan tarafları şu şekilde. Bu da çekmecenin arka tarafı, üstünde gördüğünüz parça. Bu da içine oturacak. Şimdi hızlı bir şekilde oturtmaya çalışıyorum. O da, şu da arka tarafına oturacak şu şekilde. Ve bütün bunları monte ettikten sonra altını kapatmak için de yine alttaki kontrol plaktan şöyle bir parça çıkardım. Bu parçanın burasının şu şekilde olmasının sebebi, ben bunu gizli çekmece yapacağım. Yani şurası bir çekmece gibi açılacak ve içeri girecek. Kapandığında çekmece olduğu anlaşılmayacak. Bunu da bu şekilde koyduktan sonra tamamen kapalı bir kutu gibi gözükecek. Ama şu alt taraftaki boşluk, oraya parmağınızı tutup çektiğinizde çekmeceyi dışarı çekip tekrar kapamış olacağız. Ve böylelikle kapandığında yine çekmece yokmuş gibi gözükecek. Çünkü kulp yapmayacağım hiçbir şekilde. Alt tarafına da eskiden kalma şöyle böyle bir ufak bir kontrol plaktan parça vardı. Onun altındaydı bu ayaklar. Bu ayakları bu arada satılıyordu arkadaşlar. İnternetten alabiliyorsunuz. Yani masa ayağı, sehpa ayağı dediğinizde böyle ahşap ayaklar var. Ben öyle almıştım çok uzun zaman önce. Üzerinde bir tablo vardı. Ondan sonra kullanmadım. Bunlar böyle duruyordu. Şu başlarından da bir iki üç tane daha var. Hatta şurada onları da göstereyim. Bunları böyle alt tarafına koyacağım, bu parçaları. Ondan sonra üzerine de bu ayakları şöyle çapraz şekillerde bunları monte edeceğim. Böylelikle ayakları da olmuş olacak. Ondan sonra işin boya kısmına başlayacağız. Güzel bir eskitme boya yapmayı düşünüyorum işin açıkçası. İlk önce şu montajı bitireyim. Şöyle bir ortaya çıksın parça, kurusun yapıştırdığım yerler falan. Ondan sonra bir boyasını yapacağız. Bakalım nasıl duracak, hep beraber göreceğiz. Ama tabii önce montaj. Bir de şu ortalığı bir temizlemem gerekiyor. Çünkü ayaklarımın altı falan her yer parçalarla dolu. Bir temizlik de yapacağım. Kendimi de temizleyeceğim. Ondan sonra tekrar gelip boyasını yaparken konuşuruz. Thank you.
Evet, montajı tamamen bitti. Sıra geldi boyasına. Boyasını yaparken de eskitme boya yapacağım demiştim. İlk önce bembeyaza boyayacağım bunu. Fakat ayakları ilk başta boyamak istemiyorum. Bunlara bir şey yapmak istemiyorum. Bir tamamen üstü bitireyim, eskitmesini yapayım. Ayaklar bu renkte nasıl duracak? Belki bir kontrast yaratır, bir güzel bir şey olur. Onu bir görmek istiyorum işin açıkçası. Eğer istediğim gibi olmazsa başka bir renge ya da yine aynı tonda eskitmeyi buna da yaparım, ayaklara da yaparım. Ama ilk etapta üst tarafı bir halledeyim. Dediğim gibi bembeyaz boyayacağım. Ondan sonra kurumasını bekleyeceğim. Koyu tonlarla eskitme fırça darbeleri yapacağım. Ondan sonra o da kuruyacak. Daha sonrasında da elime aldığım zımpara kağıdı ya da bulaşık teli, artık ne kullanmayı seviyorsanız, onunla ufak ufak kazıyarak eskitmeler yapacağım. Bu arada altta içeride kalan kısımları falan montajı yaparken boyadım gördüğünüz gibi. Sadece üst yüzeydeki kısmı güzelleştireceğiz şimdi. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya, görüntüsü nasıl olacak. Şimdi ben bu boya işlemlerine geçeyim çünkü uzun sürüyor. Her katmanda 5-6 saat bekleyeceğiz. Bu işlem bir bitsin, ondan sonra tekrar konuşuruz. Evet, eskitme boyam bitti. Ayaklara da ahşap koruyucu yağ sürdüm sadece ve çok güzel tonları ortaya çıktı. O biraz koyulaştırdı tabii bu ayakları ve çok güzel bir şekilde damarları falan ortaya çıktı. Eskitme boyamı yaparken de iki tane teknik kullandım. Bir tanesi silme tekniği.
adı tam olarak bu mudur bilmiyorum ama ben öyle diyorum. Boyayı sürdükten sonra gördüğünüz gibi kuru bir bezle ilk önce siliyorum. Ondan sonra da nemli bir ıslak bir bezle iyice siliyorum ve özellikle oyma yerlerde alt taraflara boya birikip koyulaşıyor. Üst taraflarsa daha açık bir şekilde kalıyor ve gayet güzel bir görüntü ortaya çıkartıyor. En sonunda da bütün boya kuruduktan sonra zımparayla köşelerde eskitmelerimi yaptım ve üst taraftaki kısmı birazcık daha o keskin boyamaları zımparayla yumuşattım. Ve gayet hoş bir görüntü ortaya çıktı bence. Çekmece de gayet güzel kamufle oldu. Tam gizli bir çekmece gibi oldu. Şu şekilde açıyorum ve şu şekilde kapatıyorum yerine. Yani bir dönüşüm videosunun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz abone olup zile basmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız da benim için çok değerli. Bir parçayı daha kurtarmış olduk. Bakalım bir dahaki videolarda neler nelere dönüşecek. Kendinize iyi bakın. Bay bay.